Herkese merhabalar, Roll Stars'ın yepyeni bir bölümüne de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle uzun bir aradan sonra ilk kez cezalı bir kutu açılımı yapacağız arkadaşlar, ama bu cezalı kutu açılımı diğerlerinden biraz daha farklı. Daha önce biliyorsunuz aslında Lazali'nin konsepti, işte birinci karakter çıkarsa şu, ikinci karakter çıkarsa bu falan gibi bir konsept yapıyorduk. Bugün biraz daha farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Şu anda öncelikle hesabı göstereyim. Ekranda gördüğünüz gibi tam 162 savaş kutusu, 24 büyük kutu ve şurada bakın 1... 2, 3, 4 tane karakteri olan bir hesaptayım arkadaşlar. 8 tane de burada karakteri var. 3 tane Ender, 1 tane Süper Ender ve onun dışındakiler gördüğünüz gibi kupa yolu karakterleri olan 8 karakterli bir hesap var arkadaşlar. Şimdi bunda şöyle bir şey yapacağız. Zaten Süper Ender, Ender falan bunlar çıkar. Onlara bir ceza koymayacağım ama Destansı'ya da koymayacağım abi. Şöyle bir şey yapacağım. Bu bir arkadaşımızdan bana öneri olarak gelmişti. Çok mantıklı geldi. Benim de aklımda vardı aslında. Gizemli ve efsanevilere bir ceza koyacağım abi. Gizemli ve efsanevi çıktığında şurada teklif var ya, bu 34.99 satın aldıktan sonra yenisi geliyor çünkü. O yenisi geliyor ve hatta galiba 2 ya da 3 tane falan geliyor. Her gizemli ya da efsanevi çıktığında marketten bir tane teklif satın alacağım abi. Bakalım, eğer teklif biterse ama yeni bir gizemli ya da efsanevi çıkarsa da 360 taş satın alacağım. Hadi bakalım. Yani ilkinde 34.99, ikincide 70 TL sanırım. Üçüncüde de şurada bakalım 360, 134 TL. Yani inanılmaz bir cezalı kutu açılımı olacak ama dediğim gibi karakter sayısına göre değil, enderliğe göre olacak. Eğer bunu beğeniyorsanız arkadaşlar mutlaka yorum kısmına yazın. Yani bu konsepti beğenirseniz ve videoya mutlaka bir tane like atın. Bu videoya eğer şöyle bir 10.000 like falan gelirse bu konsept bizim mahsulümüz. Yani biz ürettik. Hani böyle bir şey daha öncesinde hiç çekilmedi enderliğe göre bildiğim kadarıyla. Bunun devamını birlikte bu kanalda getirebiliriz. Like'larınız, yorumlarınız çok önemli değil. Diyelim, lafı daha fazla uzatmadan hemen Jesse ile başlıyorum abi. Bakalım neler çıkacak, kaç tane karakter çıkar, yine bunu da tahmininizi yorum kısmına yazın. Şunu alalım, tamam, şuradan bunu Shelly'ye verelim. Yani sıfır bir hesap, gerçekten inanılmaz. Şimdi tabi benim isteğim şu olacak abi, gizemli ya da efsanevi çıkmaması. Çünkü gizemli ya da efsanevi çıkarsa bu bana bayağı zarar olarak geri dönüyor. Şunu da alalım, hadi şunu da verelim. Onun dışında hepsi çıkabilir, hiç sıkıntı değil, ama lütfen gizemli efsanevi verme bana. Yani verirsen yani beni hani zor duruma şey yaparsın. Süpersel normalde hep çıkmasını isterim ama bu sefer istemiyorum. O yüzden bu sefer lütfen verme kanks. Ve evet, kupa yolunu bitirdik zannettim, bir anda yok, daha bitirmemişiz. Şunu da alalım, güzel. Şuradan büyük kutu, tamam, bundan bir şey vermedi. Bunu aldık, hiçbir şey verme mümkünse. Yani sadece Ender, Süper Ender, Destansı ver abi. Gizemli ya da efsanevi kesinlikle istemiyorum senden. Lütfen verme Süpersel. Ya gerçekten diyorum bak. Çok ciddi söylüyorum. Normalde hep isterim ama bu sefer kesinlikle istemiyorum. Çünkü bu bir cezalı kutu açılımı abi. Ve bu açılımda böyle bir şeye hiç gerek yok. Yani hiç şimdi akşam akşam boşu boşuna paralarımız gitmesin yani. Mümkünse eğer tabii ki. Bu arada YouTube plaketimi de şöyle arka tarafa bakın. Tam şuraya koydum abi. Daha öncesinde açmıştım hatırlarsanız. Gerçekten çok güzel oldu. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Destek olan, like atan, işte abone olan bütün herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizin desteğiniz sayesinde o plaketi aldım. Bu aslında hepimizin başarısı. Şimdi şurada ücretsiz bir mega kutumuz var. Bunu da açacağım. Tamam, bunu da aç. 6 dedi abi ya. 5 öğe bakalım ne çıkacak. Yani aksesuar falan mı yoksa karakter mi bilmiyorum ama inşallah şey çıkmaz ya. Efsane bir gizemli çıkmasın da. Abi geliyor. Tamam, güzel. Gazman geldi. Efsane. İşte böyle, çok güzel oldu. Tamam, şimdi burada başka ücretsiz bir şeyimiz var mı? Başka ücretsiz bir şeyimiz yok abi. Şuradan şimdi büyük kutularla devam edelim. Bana gizemli ya da efsanevi vermezsen... Abi bir şey geliyor. Tamam, Jackie geldi. Güzel. Süper Ender'de falan bir ceza yok. Ender'de de ceza yok. Onları verebilirsin kanka. Hiç sıkıntı yok. Destansı da verebilirsin. Ama gizemli ya da efsanevi verme kankas. Yani verme. Olur mu? Yani onun dışında hepsini ver. Ama onları verme. Mümkünse. Böyle bir şey yapabilir misin bilmiyorum. Bu arada şöyle bir şey var ya, biliyorsunuz ikisini aynı anda tıklıyorsun. Daha önce göstermiştim belki hatırlarsanız. Enteresan bir şey, konsept. Şöyle hemen devam ediyorum. Evet, şu an 13 12 tane. Bakalım başka bir şey gelecek mi bilmiyorum. 10 tane var. Hala şu ana kadar bir şey vermemesi güzel benim için. Çok iyi. Dediğim gibi Destansa, Ender, Süper Ender, onları verebilirsin kanka. Hiç sıkıntı yok. Abi 42 dedi, gelebilirdi, gelmedi. Tamam. Bundan da gelmedi. Güzel.
48. Tamam, bundan da vermedi. 97. Güzel. Ve Mehmetcan Büyükli, teşekkür ediyorum abone olduğun için. Aramıza hoş geldin kanks. Ve son iki büyük kutuya geldik. 48. Tamam, bundan da vermedi. Ve son büyük kutu 53. Tamam, bundan da vermedi. Gayet güzel. Şimdi 162 tane kutumuz var ve ilkinden Daryl geldi abi. Neyse, tamam, Daryl gelmesi güzel oldu. Daryl bildiğiniz gibi normal bir süper ender savaşçı. O yüzden o bize bir ceza olarak dönmüyor. Gizemli ya da efsanevi çıkarsa sadece ceza olacak. Bakalım bir ceza çekecek miyiz? Ve Bibi geldi abi. Tamam, bu da çok iyi. Destansı geldi. Destansı da gelebilir. Hiç sıkıntı değil. Bakalım gizemli ya da efsanevi gelirse işte o bizi patlatacak abi. Bakalım, inşallah onlar gelmez. Ama onun dışında hepsinin gelebilir. Yani enderdir, süper enderdir, ne bileyim destansıdır. Bunları ver yani. Bunların hepsini verebilirsin kanks. Ben şimdi bunların hepsini vermeni ama asla ve asla gizemli ve efsanevi vermemeni istiyorum dediğim anda Pam geldi. Bir anda tırstım yani. Harbiden tırstım. Gerçekten enteresandı. Ve bu arada bu videoya 10.000 like gelirse hemen abi yenisi gelecek, öyle söyleyeyim. Yani 10.000 like geldiği anda yenisi gelecek. Eğer beğeniyorsanız, yani bu tür cezalı kutu açılımlarını, bu konsepti daha doğrusu, hani enderliğe göre ceza olayını beğendiyseniz bunu biraz daha hatta geliştirebilirim. Mutlaka like atıp yorumlarınızla destek olun ki yenisi gelsin. Şans TV, teşekkür ediyorum abone olduğun için. Kanks, aramıza hoş geldin. Sağ ol, var ol. Şimdi 125 tane kutu var. 9 tane karakter çıkmış. Abi 2 tane süper ender var. Bakalım. Yani gizemli ya da efsanevi vermediğin sürece sıkıntı yok. Hatta şöyle yapabiliriz bir sonrakine. Eğer bunu beğenirseniz, mesela gizemliye daha az ceza ama ya ne bileyim, mesela hani süper ender enderi geçelim ama destansı, gizemli ve efsaneviye birbirinden farklı cezalar olabilir. Mesela en yüksek ceza efsanevi çıktığında, ondan biraz daha düşük ceza gizemli çıktığında falan gibi bir şey de yapabiliriz. Yani geliştirebiliriz. Eğer beğendiyseniz mutlaka dediğim gibi like atıp yorumlarınızı yazın abi. Yani yorumlarda da nasıl yapılabilir bunu yazın. Hani fikirlerinizi yazın, öyle söyleyeyim. Bu konsept gerçekten benim hoşuma gitti. Çünkü mesela bir destansı çıkmasıyla efsanevi çıkması arasında ceza olarak bir fark olmalı bence. Ve böyle bir şey yapabiliriz yani, bilmiyorum. Yani. Ateş Gamer, teşekkür ediyorum abone olduğun için. Kanka, aramıza hoş geldin. Son 100 kutuya girdik bu arada, bakalım. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Gizemli ya da efsanevi demiştik. Herhangi bir şey çıkmadı. Bakalım çıkacak mı bilmiyorum ama çıkmaz inşallah. Yani destansılar, süper enderler, bunlar çıkabilir. Arada Carl çıktı bu arada, hiçbir şey, bir yorum yapmadım ama Carl çıktı yani. İyi, güzel abi, Carl falan çıkabilir, problem yok. Gizemli efsanemi vermediği sürece hiçbir sıkıntı yok aga. Yani 82 tane daha kutu var, gerçi daha şu an hala çok riskli. 80 tane daha kutumuz var. Ve 79, 78, 77, 76, Mortis geldi. Abi gizemli Mortis geldi ya. Yapma be kanks be. Oğlum ne oldu lan böyle? Ah be abi. Niye böyle oldu ya? Ne de güzel gidiyorduk ya. Şimdi mega kutulu şeyi çekeceğiz ya. O sıkıntı abi. Şunu alacağız. İki tane mega kutu açacağız. Eğer ondan da bir şey gelirse onun da cezasını çekeceğiz. Hiranur Kılıç bu arada, aramıza hoş geldin. Yapacak bir şey yok abi. Bunu alıyorum. PSG hafta sonu şeyini, 35 liralık şeyi alıyorum bakalım. Tıkladım. Hamza Gürol, teşekkür ediyorum abone olduğun için bu arada. Ve satın alma işlemimiz de başarılı. Evet arkadaşlar, elmasımızı aldık, altınımızı aldık ve mega kutu. Abi mega kutudan lütfen bir şey verme ya. Mega kutudan bir şey verme. Gökhan Çakıran'ımıza hoş geldin. Tamam, bundan da bir şey vermedi. Bu güzel oldu. Tamam abi, çok güzel. Şimdi sıradakinde bu 69.99'luk paketi alacağım. Eğer bir gizemli ya da efsanevi daha çıkarsa bunu alacağım abi. Hadi bakalım. Evet, hesabın sahibi olan arkadaşla da şimdi konuştum. Şu mega kutu teklifini kendisi alacakmış abi. Onu da videoda alabilirsin dediği için şu anda bu mega kutu teklifini de alacağım. Eğer bundan bir şey çıkarsa onun da cezasını çekeceğim bu arada. Yani gizemli ya da efsanevi herhangi bir şey verirse şuradaki 69.99'luk teklifi de alacağım. Hemen şuradan 4 mega kutu teklifini de alalım. Evet, bundan 5 dedi ilkinden, ikinciden de 5 dedi, bundan da bir şey vermedi. Bakalım üçüncüden de 5 dedi, maalesef bundan da bir şey vermedi ve dördüncüden de 5 dedi abi. Hiçbir şey vermedi yani. 4 tane mega kutudan, enteresan ama yapabilecek bir şey yok artık yani, ne yapalım. Yani kısmet tabi. Gerçekten bu teklifler çok böyle hani güzel ve cezaya da uygun tekliflerdi. Hani böyle cezalı kutu açılımı yapacaksan böyle teklifte yap, en azından da bir anlamı olsun. O yüzden de bunu kaçırmak istemedim arkadaşlar. Gerçekten çok hani ceza için uygun bir teklif olduğunu düşündüm. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Ve son 50 kutuya girdik. Son 50 kutuda
bir şey patlatır mı? Şimdi bir de bir gizemli ya da efsane bir daha geliyormuş. Bir 70 lira daha gidiyormuş. Yapmaz öyle şeyler Supercell ya. Supercell sever beni. Aman diyeyim abi var ya, tam da yapmaz dediğim anda bir anda böyle bir şey dönünce aman dedim ama neyse ki Rico'ymuş. Tamam abi artık son 20 kutu herhalde verersin değil mi? Ya Supercell yok yapmazsın öyle şeyler sen, hadi bakalım. Hadi bakalım sen yapmazsın öyle şeyler sen. İyi çocuksundur sen, böyle şeyler yapmazsın. Beni zarara sokmak istemezsin sen Supercell. Hadi bakalım. Son 14 kutu arkadaşlar. 13 kutu. Samet Bro aramıza hoş geldin. Teşekkürler abone olduğun için. Gelmiyor diye tahmin ediyorum. Emirhan Ceylan aramıza hoş geldin. Oğlum son kutuda bir de efsanevi falan geliyormuş. Allah korusun yani. Allah korusun da demeyeyim de. Yani gelirse de çok üzülmem açıkçası ama. Yani gelmezse yani ceza çekmemiş olur. Kaç tane? 12 tane de karakter çıktı arkadaşlar. Ve Mortis çıktığı için, yani gizemli çıktığı için bir de ceza çekmiş olduk. Bu konsepti beğendiniz mi? Lütfen yorumlarınızı yazın. Çünkü bu konsepti dediğim gibi daha öncesinde deneyen kimse ben görmedim. Yani Enderli'ye göre böyle bir ceza sistemi hiç görmedim. Eğer beğenirseniz bu konsept, bizim konseptimiz bol bol kullanırız abi. Yani bol bol bunu yapabiliriz. Şöyle şeyler yapabiliriz. Mesela işte atıyorum. Ender karakter çıktığında işte daha küçük cezalar. İşte ne bileyim destansı çıktığında biraz daha büyük. İşte gizemli çıktığında daha büyük. Efsanevi çıktığında en büyük cezalar falan gibi şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Eğer dediğim gibi beğendiyseniz bir tane like atmayı, yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.